Ya sanırım bu videoda okuldan ne kadar çekebilirim bilmiyorum ama. Bu benim yokumla da çok alakası var. Yani hani yarın gündüzü iptal ediyorum çünkü yarın 6 saatim olduğu için izlediğim dizilerden de tabii ki arka planı açacak oldu. Beni tanıyanlar bilir. Aşkım Memnun. Çok çok değişik bir gündü. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hanaycı Muallim'e. Arkadaşlar, bu videoyla bir öğretmenin sınav haftasında neler yaşadığını sizlere göstereceğim. Normalde böyle videoları üniversite öğrencileri çekiyor genelde. Hiç öğretmenin çektiği bir sınav haftası videosu görmedim. Ya sesim için çok özür dilerim. Sanırım dün gece kısıldı. Bilmiyorum bu videoya hangi sesle devam edeceğim ama şu an saat 6.51. 7'de evden çıkmam gerekiyor çünkü okulum şu anki evime çok uzak. Şu anki evim, yani yarın başka bir evim olacak. Allah söyletti. O yüzden hemen sabah namazını kılıp evden çıkmam gerekiyor. Ya sanırım bu videoda okuldan ne kadar çekebilirim bilmiyorum ama işte sınav nasıl yapıyoruz, sınav kağıtları nasıl kontrol ediliyor, not nasıl veriliyor, o konular hakkında konuşurum diye düşünüyorum. Ne olacak hakkında hiçbir fikrim yok. Benim için de yeni bir tecrübe olacak. Birlikte yaşayıp göreceğiz. Akşamdan bugün öğlen yiyeceğimi hazırlamıştım. Şimdi onları çantama koyacağım. Daha sonra namazı kılıp hemen çıkmamız gerekiyor. Merhaba. Bu videoda nerede kaldım, ne kadar çektim, ne söyledim hiçbir fikrim yok. Ama şu an sınavlara baktığım için aklıma geldi. Bu videoda çok konuşmadığımı düşünerek, yani umarım öyledir. Tekrar bir video başlatmak istedim. Evet, bu video sınav videosu olduğu için aslında
Sınavla ilgili konuşmam gerekiyor. Ama ben uzun zamandır video çekmiyorum. Yani böyle sesli video çekmiyorum aslında. Parça parça çekiyorum. Bildiğiniz gibi, yani bu videoyu ne zaman paylaşırım bilmiyorum ama birinci sınavları yaptık. Daha doğrusu birinci döneme ait sınavları yaptık. Arkadaşlar bu benim meslekte 5. yılım. Ve bu 5 yıl boyunca hiçbir zaman sınavımı yapar yapmaz kontrol etmedim. Bu benim yapımla da çok alakası var. Yani ille böyle bir şeyler yapmam için yumurtanın kapıya dayanması gerekiyor. Sınav kontrol etmem için de illa son gün olması gerekiyor. Yeni okulumda benim şu an 5 sınıfım var. 5 sınıfım mı var? Hayır, 6 sınıfım var. 3 tane 9, 2 tane 10, 1 tane de 11 temel sınıfım var. Ve ben şimdiye kadar 9'ları ve 10'ları kontrol ettim. Bir sınıfım kaldı. Ama şöyle bir sıkıntım var. 2 tane performans notu girmem gerekiyor. Bir tanesi devamsızlıkla ilgili, diğeri de derslere katılıyor mu öğrenci, nasıl vesaire onun hakkında girmem gerekiyor. Ve benim sürem arkadaşlar yarın mesai saati bitimine kadar. Yani yarın gündüzü iptal ediyorum çünkü yarın 6 saatim olduğu için bunda çok bir vaktim olmaz. O yüzden kaça kadar sürer bilmiyorum ama bugün bu işleri bitirmem lazım. Birkaç gündür bununla uğraşıyorum. Dediğim gibi 9'ları bitirdim. Bu sabah kalktım, 10. sınıfların notlarını girdim. Şimdi hemen 11 temel sınıfımın sınavına bakmam lazım. Ona gireceğim. Performansların bir tanesini vereceğim. Daha sonra not aldığım defterime bakarak da sözlü notlarına girmem gerekiyor. Öyle yani dediğim gibi aslında bunu zamanında yapsam hiç bu şekilde uzamayacak. Ama yani benim eğer diğer videolarımı izlediyseniz böyle konularda ne kadar geçe bıraktığımı biliyorsunuzdur. Sizin sınavlarınız nasıl geçti? Öğrenci misiniz? Eğer öğretmensiniz, siz de benim gibi son güne mi bırakıyorsunuz? Yoksa sınavları alır almaz kontrol ediyor musunuz? Bir de şöyle bir olay var. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi değişik bir dönemden geçtiğimiz için öğrenciler sınava maskeli geldiler. Ama ne kadar maskeli gelseler de ya sonuçta taşıyıcı olup olmadıklarını çok bilmiyoruz. Test kodu almamıza rağmen arkadaşlar yani öğrenci de bilmiyor olabilir. Bunun farkında olmayabiliyor. O yüzden çoğu arkadaşım kağıtları beklettiler. Bazıları böyle eldivenle falan okuyorlar. İşte yere örtü sermişler. Onun üzerine kağıtları koymuşlar. Dün gece arkadaşlarımla konuşuyordum. Bir tanesi böyle sınav kağıdında öğrenci nota yazmış. Onu bize gönderdi. Onu okurken dikkatimi çekti. Arkadaşımın elinde beyaz eldiven var. Bense o an kağıtları sayıyordum ve sürekli bu moda. Dedim ki sana bakarak ben şu an korona oldum. Yani ben şansa yaşıyorum resmen. Şeye güveniyorum. Bilerek değil ama kağıtlarımı zaten ben geç baktığım için o üzerine zaman geçiyor. Yani üzerine mikrop varsa da zaten o zamana kadar geçmiştir diye düşünüyorum. Aslında birkaç gündür sınav notu bakıyorum. Bir belirtimi yok. Bilmiyoruz oradan çıkar mı çıkmaz mı. Sınavlara nasıl bakıyorum? Arkadaşlar normalde ben bu tip şeyleri evde yapmıyorum. Yani evde yapamıyorum daha doğrusu. Ne yaptım? Aslında dışarıda baktım birkaç kere. Ama artık yarın son gün olduğu için bugün kalan sınavı da evde bakacağım. Evde bakarken ne yapıyorum arkadaşlar? Tabii ki Aşk-ı Memnu'yu izliyorum. Yani şimdi bu benim için sıkıcı bir iş olduğu için benim bunu eğlenceli hale getirmem gerekiyor. Nasıl eğlenceli hale getirebilirim? Tabii ki bir şey izleyerek yapmam lazım. Şimdi bilmediğim bir diziyi açsam, yani benim o dizinin her anını izlemem gerektiği için, çünkü ben bir diziyi böyle arka planda izleyemem arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlarım var, Baş Harfi Büşra. Mesela arka planda dönebilir onun için dizi ama bir defa izlediğim bir diziyse mutlaka her şeyine hakim olmam gerekiyor. O yüzden tabii ki arka planda izlemediğim bir diziyi koyamam. İzlediğim dizilerden de tabii ki arka planı açacak oldu. Beni tanıyanlar bilir. Aşk-ı Memnu. Bir de arkadaşlar yani bu ara psikolojik olarak da biraz limoni olduğum için. Mesela arkadaşım soruyor bana ne yapıyorsun Esma bu aralar? Diyorum ki Aşk-ı Memnu izliyorum. Ne oldu diyor. Eğer ben Aşk-ı Memnu izliyorsam hayatımda bir takım sıkıntılar vardır arkadaşlar yani. Ben depresyondayım demem. Derim ki Aşk-ı Memnu izliyorum. Bazı bölümleri atlayıp da izliyorum. Tabii ki baştan almadım ama. Neyse velhasıl söylemek istediğim yani tüm bölüm halini izliyorum son zamanlarda. Çünkü kısa videolarda izlediğimi sürekli reklam atlamam gerekiyor. İşte bölüm seçmem gerekiyor vesaire derken bunlarla oyalanırken tabii ki yapmam gereken işi yapamıyorum. O yüzden ne kadar çok o yüzden dedim yine ya. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Bu arada 7 dakikadır konuşuyorum. Yani videoda hiç konuştuğum bir bölüm yoksa bile arkadaşlar bu bölüm tamam. Bu 7 dakika yeterli. Şimdi hemen birlikte gidelim, bilgisayarı açalım, güzel bir çay yapalım ve son kalan sınavımızı kontrol edelim. Yeah.
yorgunluk ataklarını en az 3 ay vurdu. Ali Eylül'ü babasının yanında. Adnan Bey'e karşı ne bulsa sevinecek. Sakın babamın aklına da böyle şeyler sokma. Sakın. In my world, I don't worry, darling. I just smile, 'cause you're by my side. Now your eyes open up every morning to the love that shines in mine. And I see it in yours too. So now I sing to you. And when you go, leave me here all alone. I'll be waiting, we can make it, because I know that after all this time, you'll read between these lines. Feeling fine, 'cause you said this is all you want. No more playing, playing, playing on all this waiting. Same as I do. No more playing, wishing, waiting. I was taking, 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 baby. Reminiscing on the time when we first. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ay, videonun girişiyle bu kısım gerçekten. Yani arada aylar, yıllar demeyeceğim ama arada aylar var arkadaşlar. Evet, videonun girişini izlediyseniz eğer, o çektiğim görüntülerde ilk sınavları yapıyorduk. Yani aslında bu sene iki sınav yaptık. Birincisi ilk dönemin sınavıydı. İkincisi de şu an ikinci dönemin sınavı. Ben bu videoyu başlarken sadece ilk dönemin sınavını kayıt altına almak istedim. Bunu paylaşmak istedim sizinle. Ama yapamadım tabii ki. En azından dedim ki o görüntülerin ziyan olmasın, bu dönemde bir video çekeyim, ikisini birleştiririm. O videonun giriş kısmında konuşmuştum sanırım. Bu videoyu da biraz giriş yapmak istedim. Bugün günlerden salı, normalde bizim sınavımız dün başladı. Hatta dünle ilgili de biraz görüntü çektim. Ama giriş yapamamıştım çünkü dün gerçekten çok çok değişik bir gündü. Hem toplantı vardı, hem çok görevim vardı. Eve çok yorgun gittim, o yüzden hiç halim yoktu. Bugün enerji doluyum. Hava çok kötü. Yani yağmur yağıyor. Şu an yağmıyor ama böyle bir iç karartıcı bir hava. Ama ona rağmen çok enerjiyim inanılmaz derecede. Bilmiyorum nedenini. Belki uzun zamandır video çekmediğim için şu an çok heyecanlandım. Aslında geçen hafta başladı bizim sınav haftamız. Çarşamba günü başladı sanırım. Ama geçen haftadan görüntü çekmedim. Bu hafta ne kadar çekebilirsem. Şu an fritanıyor olmamız lazım. Bak arkadaşlar, bu okuldaki ilk video bu. Yani izlemediyseniz eğer şurayı bırakırıp burada çekmiştim. Burası şu anki okulumun kütüphanesi. Şu an herhangi bir sınıfa girip basılma ihtimali göze alamadığım için burayı yine buradan çekiyorum. Bugün 11. sınıfa matematik sınavı yapacağız. Daha sonra diğer sınavlarla ilgili gözetmenlik ya da nöbet görevlerim var. Bu dönemde genelde bütün hocalar görev alıyor. Sizin sınavınızın olması ya da olmaması önemli değil. O gün göreviniz neyse ya gözetmen oluyorsunuz ya da koridorlarda nöbetçi oluyorsunuz. Böyle yani. Bu videoyu ne zaman paylaşacağım bilmiyorum ama arkadaşlar dün akşam okulların tekrar açılacağını öğrendik. Evet, yanlış duymadınız. Son 3 hafta kala okullar açıldı arkadaşlar. Yani gerçi isteğe bağlı biraz ama haftada 2 gün geleceksiniz. Öğrencilerin haftada 2 gün isteğe bağlı gelecekleri söylendi. Tabii bizim programımız ne olur, biz kaç gün geliriz bilmiyorum. Yani çok üzülmedim bu duruma. Evet, doğruluğu yanlışları tartışılır ama artık o kadar çok sıkılmıştım ki insansızlıkta. En azından burada çalışma arkadaşlarına ya da öğrencilerine karşılaşıp birkaç sohbet edebiliyorsun. Bu bile modumuzu inanılmaz yükseltiyor. Bakalım neler yaparız bilmiyorum. Bu cumaya kadar sınavlarımız var. Daha sonra telafiler yapacağız. İşte sorumluluk sınavları derken yine aslında sınav sürecimiz devam edecek. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Bugün kıyafetimi göstereyim. Yeni gelin oldum. Bilmiyorum ya, ben sevdim bugünkü kombinimi. Arkadaşlar eteğim minik terzi. Zaten klasik sürekli giydiğim eteğim. Bu tişörtümü yeni aldım. Trendyol Mina. Gerçekten kumaşla kaliteli, tek sıkıntısı inanılmaz buruşuyor. Bakın mesela üstüne deri ceket giydim. Hemen buruştu. İtiraf edin, beni özlediniz. Ya ben sizi çok
özledim. İnşallah bu YouTube'a verdiğim ilk ve son ara olur. Yani ne yapacağım belli olmadığı için arkadaşlar artık söz vermemeye karar verdim. Ne zaman söz versem yapamıyorum. Yok. Hani bir gün yap söz vermeye karşı. Ben ne yapayım? Öğle saat 10.30'a geliyor. Benim sınav görevim birazdan başlayacak. Ben gidiyorum. Bu sefer gidiyorum gerçekten. Son günden günaydın arkadaşlar. Bugün sınav haftasının son günümüz. O yüzden arkadaşlar dedik ki öğle molamızda neden çay saati yapmayalım. O nedenle bugün biraz daha dolu dolu ve eğlenceli geçecek diye umuyorum. Gerçi sıkıldığım bir zaman olmadı çok şükür. Yeni arkadaşlarla elektriğim uydu. Gerçekten beni çok güzel karşıladılar. Hepsine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Peki ben ne yaptım? Yani bu hamarat kişi ne yapmış olabilir? Arkadaşlar break yaptım. Yalnız börek deyince aklınıza direkt süt böreği gelirse çok mutlu olurum. Çünkü demek ki benden beklentiniz yüksek. Arkadaşlar sebzeli milföy böreği yaptım. Yani çok kolay olduğu söylenemez. Çok çok zor da olduğu söylenemez. Ama tabii ki her zamanki gibi tuzsuz. Doğal iot gibiyim. Arkadaşlar yok tuz miktarını ayarlayamıyorum. Çünkü neden? Sevdiklerimin sağlığını düşünüyorum. Neden? Tuz zararlı. Neden? Tuz yememeliyiz. Şu şaheserliğe bakar mısınız? Yani hepsi birbirinden muntazam. Hepsi birbirinden güzel. Burada da plastik tabak çatallarımız var. O zaman... Size de şey sorun mu? Böyle büyük bir şey koyacağız. Poşet bulamıyorsunuz. Lazım olduğunda. Yani her şeyde olduğu gibi lazım olmadığında her şey her yerde. Yani her şeyde olduğu gibi lazım olmadığında her şey her yerde ama lazım olduğunda hiçbir yerde. With my body, there's just something about me. When I get around you, I move so different. When you're watching, there's just something about me. When I get around you, I save my lips for kissing. Baby, come and listen to the language in my vibe. I don't need arkadaşlar bu sabah bir video başlatmak istedim. Arkadaşlar bugün arkadaşlar bu videoyla sesim. Aslında birkaç gün kolum ağrıdı. Ondan sonra devamsızlıklara bakıp bir tane böyle konularda dakik olmadığımı böyle konularda şipşak. Çünkü ben öyle psycho bir YouTube'dan izlediğim için zaten bölümleri kendi bitip atladığı için de bu nasıl bir cümle oldu ya. Bu arada uzun zamandır konuşmuyorum ya aşağı var ya of full konuşmak istiyorum çenem dişti.
bu hafta da artık bu hafta ne kadar çekip kalacağımı bilmiyorum. Bu espri olmamış da olabilir. Yani bilmiyorum.